Merhaba sevgili frekans takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda modüler yapısıyla dikkat çeken LG G5'i inceleyeceğiz. Konu başlıklarımız belli. Ses, mikrofon, kulaklık, hoparlör ve kamera performansı olacak. Dilerseniz ufaktan başlayalım. Biliyorsunuz ki LG G4 kamera konusunda dönemi çıta yükselten telefonu olmuştu. LG G5 ise arkada 2 adet kamerası bulunan 1.8 diyafram değerli bir telefon. 135 derece açıyla çekim yapabilen telefonumuz 16 megapiksel ve 8 megapiksel olarak 2 adet arka kameraya sahip. OIS destekli kameramız lazer autofocus özelliğiyle de dikkat çekiyor. Fokus konusundaki hızını ve başarısını sizler de fark etmişsinizdir. Çift tonlu LED flash desteğine söyleyecek pek bir söz yok. Çift kameramız diğer telefonlarına nazaran alan derinliği ve keskinlik konusunda performansını konuşturmuş. Tabii düşük ışık ve renk ayrımı konusunda da performansı çok hoşumuza gitti. 8 megapiksellik ön kamera ise günümüz beklentilerine cevap verir nitelikte. Kamera uygulamasına baktığımızda ise ciddi anlamda her türlü el ayarına erişebiliyoruz. ISO, diyafram ve fokus ayarlarına erişebilmek çok hoş olmuş. Farklı çekim modlarına söyleyecek söz bulamıyorum. Özellikle çift ön izleme hoşuma gitti. Eğer kafam karışır diyorsanız da hafif manuel modda ufaktan öğrenmeye başlayabilirsiniz. Gerçekten sınır tanımamışlar. Şu anda LG G5'in ön kamerasını test ediyoruz. Bulunduğum alan bazı noktalardan ışık alan, bazı noktalardan ışık alamayan bir yer. Çünkü tepemde bir ağaç var. Şu an siz göremiyorsunuz ama bir ağaç var. Sürekli ışık değişikliklerine telefonun kamerasının tepkisini de anlamış olacaksınız. Kontrast olayına bir açıklık getirebileceksiniz. Tekrar ışık geldi, gitti. Şimdi ışık farklarının olmadığı bir alandayız. Daha sakin, daha düzgün. Görebileceğiniz üzere LG G5'in kamerası şu an oldukça keskin, net. Renklere baktığınız zaman doygun bir şekilde renkleri de yansıtabiliyor. Gerçi hala tam net bir kırmızı rengin olduğu bir yer bulamadık. Ufaktan gidiyoruz böyle aşağıya doğru. Ben istiyorum ki bana burada iyi bakılsın ama bana burada iyi bakılmıyor. Snapdragon 820 zaten LG G5'te stok olarak iyi bir iş çıkartan işlemci. WCD9335 ses kodu ile pekişmesi hoş olmuş. Kısaca özelliğinden bahsetmek gerekirse, Hi-Fi 24 bit 192 kHz destekleyerek yüksek çözünürlüklü parçaların hakkından gelebiliyor. Taşınabilirlik anlamında müzik severlerin hoşuna gidecektir. Yaptığım uzun süreli testlerde ses kalitesini deneyimleme, kulaklık çıkışı ve ses şiddetini ölçme fırsatı yakaladım. Kulaklık çıkışı 32 ohm değerli kulaklıkları tam ayarında besleyebiliyor. Lakin daha üst ohmaj değerli kulaklıklar için Hi-Fi Plus edinmeniz gerekmekte. Önceki programlarımda ses kalitesine ve konumuna değinmiştim. Canlı ve ses şiddeti bakımından tatlı bir kıvamda olan telefonda bas sesler daha ön planda. Seçiminizi yaparken bu hususu dikkate alın. Daha sonra mid ve tiz sesler gelmekte. Bir HTC 10 kadar yüksek ses şiddetine sahip olmasa da Hi-Fi Plus ile en iyi ses kalitesine sahip telefon ünvanını elinde barındırıyor. Ek olarak LG G5 ile en iyi ses performansını SoundMagic PL11 ile yakaladım. Bu anlamda bir müzik çalar ihtiyacımı ortadan kaldırabildi. Mikrofon performansına değinecek olursak asıl şaşırdığım nokta bu oldu. O kadar net ve temizdi ki evde profesyonel ses kayıtlarına yakın bir kıvamda kayıt alabilirsiniz. Tabii dışarı çıktığınızda aşırı gürültü ve rüzgar olacağı için sadece sesiniz ön planda olacak. Bu anlamda da gönlümüzü kazandı. Şu anda LG G5'in mikrofonuyla ses kaydı almaktayım. Ses deneme 1-2-3. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ses. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Özellikle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 dediğim noktalarda rüzgar çıktı ve dışarıdan sesi almış olması lazım.
Mikrofon performansına da bu şekilde bakmış olacağız. Şu anda daha sessiz bir ortamdayım. Ses deneme 1-2-3. Ses şiddetini yeterli bulduğum hoparlör ortalama 97 desibel civarlarında seyredebiliyor. Diğer türlerin dışında pop, rock ve elektronik müzik denemelerimde özellikle upper mid dediğimiz seslerde ve low end seslerde bir Hi-Fi Plus kadar derin ve dolgun olmadığını fark ettim. Akranlarına nazaran bu seslerde yakınlık gösterse de mid performansı diğer sesleri de canlılaştırabiliyor. Özellikle telli çalgılar ve vokal seslerde bir telefon için başarılı. Hoparlörün distorsiyon oranından bahsetmek gerekirse, yoğun enstrüman ve elektronik tını barındıran parçalarda her telefonda olduğu gibi az da olsa distorsiyon hissettiriyor. Lakin genel performansına baktığımızda temiz ve özellikle oyunlarda çok başarılı bulduğumuzu belirtmeliyim. Yine film izlerken de özellikle diyalogları daha ön planda yansıtması gerçekten hoş olmuş. Sonuç olarak yaptığımız testlerde çift lensli kamerasının ve ön kamerasının ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz. Özellikle renklerin net ve keskin olduğunu sizler de fark etmişsinizdir. Onun dışında mikrofon kalitesi inanılmaz kaliteli. Hi-Fi kalitede seslerinizi kayıt edebilir, hatta videolarınızı da kullanabilirsiniz. Tabi ortama da dikkat etmeniz lazım. Dışarıda birazcık zorlanabilirsiniz. LG G5'in ses kalitesinden bahsetmek gerekirse hoparlör performansı bakımından oyunlarda sizleri fazlasıyla tatmin edecektir. Müzikal anlamda standart bir düzeyde kalıyor. Tabii kulaklık çıkışının performansına da değinmeden olmaz. Özellikle bas tutkunlarına "gümbür gümbür ben buradayım" demiş. Mid ve tiz konusunda da oldukça başarılı. Genel performansına baktığımızda LG G5'i başarılı bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.